Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Özlem Mustafaoğlu, kış aylarında çocuklarda virüs üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlediğine dikkat çekti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının tüm hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu ifade eden Doktor Mustafaoğlu, çocuklarda yüksek ateş, solunum ve beslenme sorunu olması durumunda ailelerin doktora başvurmasını önerdi. Mevsimlerde grip olarak adlandırılan influenza ve solunum sinsitiyal virüsünün hastalarda daha çok olduğunu dile getiren Mustafaoğlu, evde ateşlenme, solunum ve beslenme sorunu olursa ailelerden doktorlara başvurmayı öneriyoruz diye konuştu. Üst solunum yolu enfeksiyonları mevsimsel bir döngü taşımaktadır. Sonbahar ve kış aylarında hastalarımızda daha çok viral üst solunum yolu enfeksiyonları görebilmekteyiz. Çocuklarımızın okula gitmesiyle ve kapalı alanda daha çok vakit geçirmesinin başlamasıyla birlikte semptomlarını daha sık görmekteyiz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında en sık etken viral etkenlerdir. Bakteriyel etkenleri daha arka planda görmekteyiz. Hastalarımızda etkenlere yönelik farklı farklı semptomlar görebilmekteyiz. Bunlar burun akıntısı, gözlerde akıntı, kas ağrısı, halsizlik, beslenmede azalma gibi semptomlar karşımıza çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda ailelerimiz evde destek tedavisini çocuklarımıza uygulayabilmektedir. Bu dönemde mevsimsel grip olarak da adlandırdığımız influenza virüsünü daha çok hastalarımızda görmekteyiz. Bir diğer gördüğümüz virüs de RSV virüsüdür. Bu iki virüs için de hafif seyirli olgularımızda ve altta yatan risk faktörü olmayan hastalarımızda ailelerimiz evde destek tedavisini sürdürerek hastalarımızı takip edebilmektedirler. Aynı şekilde 3 günden uzun süren ateşi olursa, solunum sıkıntısı olursa, beslenme de sıkıntısı olursa o zaman doktoruna başvurmayı öneriyoruz. Virüslerden korunmak için okula giden çocuklarımızda sık el yıkamayı tembihlememiz gerekiyor. Ve teneffüslerde öğretmenlerimize sık sık sınıfların havalandırılmasını ve topluluğa girerken maske takmalarını öğrencilerimize öneriyoruz.